Dinimesini bilenin söyleyeceği de odur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Kassel'deki Spor Müzesi'nde 5 Eylül 2019 tarihinde Kassel akortlu Türk sazları, Türk-Alman müzik ilişkilerinden bir kesit sergisi düzenlenecek. Serginin tanıtımını kuratör İbrahim Kaan Cevahir yapacak. Fatih Erdoğan da yapacağı müzikle sergiye zenginlik katacak. Bundan başka Cevahir 7 Eylül'de düzenlenecek Kasel Müzeler Gecesi'nde 17.50'de Almanca, 19.50'de ise Türkçe rehberlik yapacak. Sergi 5 Eylül Perşembe günü saat 18'de açılacak. Önce değil, sonra konuşan daima haklıdır. Sol partili politikacı Zara Wagenknecht'e haklı çıkmak için öyle yaptı. Wagenknecht, Sol Parti'nin kendisini eski seçmenlerine yabancılaştırdığını söyledi. Bu da Doğu'da AfD'nin işini kolaylaştırdı. Wagenknecht Almanya Redaksiyon ana yaptığı açıklamada biz yıllardır hoşnutsuzların sesiyiz dedi. Kendimizi önceki seçmenlerimizden uzaklaştırarak AfD'nin işini kolaylaştırdık. Bu anlamda onların başarılarının sorumlusuyuz diye konuştu. Ancak uzaklaştık dediği sol partiyi destekleyen yaşlı seçmen kitlesinin çoğunun öldüğünü hatırlayamadı. Sol parti öncelikle kimin için politika yapmak istediğini netleştirmelidir diyen Wagenknecht metropollerdeki iyi eğitimli üst orta sınıf için mi yoksa birazcık refah için bile zor koşullarda mücadele etmek zorunda olanlar için mi diye sordu. Ancak burada unutulmaması gereken nokta şu. Wagenknecht başka bir partinin politikacısı değil. Eleştirdiği partinin kurucularından ve üst düzey yöneticilerinden. Havuz tutkunları soğuk suya atlamak için bugün ve yarın son defa sıcaklıkları kullanmalı. Çünkü yüzme mevsimi sona ereceğinden bu son şans olabilir. Yüksek sıcaklıklara ve ortalamanın üzerinde güneş ışığına rağmen çoğu yüzme havuzuna gelen ziyaretçilerin sayısı bir önceki yıla göre önemli ölçüde düştü. Kasel'deki belediye sözcüsü Haziran rekor kırdı ancak diğer 3 ay iç açıcı değildi dedi. Ziyaretçi sayısı Wiesbaden ve Marburg'da da sevindirmedi. Frankfurt havuzları Ağustos ayı sonuna kadar 765 bin yüzücü tarafından ziyaret edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 905 bin olarak açıklanmıştı. Offenbach'taki Alman Hava Durumu Servisi Hessen'de Haziran-Ağustos ayları arasındaki ortalama sıcaklığın 19.1 derece olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu da 1961-1990 arasındaki uluslararası geçerli referans periyodu değerinden 2.9 derece daha fazla olduğu anlamına geliyor. 17 Nisan 2017'deki Cumhurbaşkanlığı referandumu öncesi çıkan seçim kavgasında Diyarbakır'da 3 akrabası öldürülen İzzettin Yıldız, cinayeti işleyenlerin AKP'li bir akrabasını pazar günü Almanya'nın Besla kentinde kurşun yağmuruna tuttu. 16 Nisan 2017 yılında yapılan referandumda Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Yaban Ardı köyünde aynı aileye mensup kişiler arasında çıkan politik kavga ölümle sonuçlanmıştı. Köyde bulunmayan seçmenlerin yerine oy kullanmak isteyen AKP'lilere engel olmak isteyen aynı aileden korucu Abdurrezak Yıldız, oğlu Şeyhmuz Yıldız ve İdris Yıldız, Mehmet Yıldız tarafından öldürülmüştü. Ödüllenlerin ailesinden İzzettin Yıldız, Bad Kreuznach kasabasından Westler'a başsağlığına gelen 39 yaşındaki Hasan Yıldız'ı kurşun yağmuruna tuttu. Sokakta park için arabasında bulunan Hasan Yıldız'a 6 kurşun sıkan İzzettin Yıldız daha sonra aracına binerek kaçtı. Polis elinde silahla kaçan cinayet zanlısı 27 yaşındaki İzzettin Yıldız'ın yerini bildirenlere 5000 euro ödül koydu. 20 Eylül'de milyonlar sokağa çıkacak. 20 Eylül tarihinde iklimin korunması için oluşturulan Fridays for Future hareketi gençleri, düzenleyecekleri uluslararası eylem gününe herkesin katılması çağrısı yaptı. Çağrıya verdi sendikası başkanı Bizirske, normal bir greve çağırmıyoruz cevabını verdi. Fridays for Future hareketinin çağrısında çevre sorunu uzun vadeli bir sorun değil, bugünün sorunu çevremizin korunması için, başka bir çevre politikası için, hükümetleri politika değişikliğine zorlamak için herkesi sokağa davet ediyoruz denildi. İsveçli Greta Thunberg'in çevre sorunlarına dikkat çekmek için başlattığı çevre için cuma günleri okula gitmiyorum eylemi çok kısa bir süre içerisinde bütün dünyaya yaygınlaşmıştı. 24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen uluslararası öğrenci eylemlerine 120 ülkede 1 milyon 600 bin genç katılmıştı. Öğrencilerin 20 Eylül'de yapacakları eyleme ilk cevap dünya genelinde birçok bilim insanı ve aydının ortak yayınladıkları bir açıklamayla geldi. Açıklamada çevremizin korunması ve çevre sorunlarının çözümünü okula giden gençlerin üzerine yıkamayız. 20 Eylül'de işyerlerimizi, evlerimizi terk ederek bir gün boyunca çevre sorunlarının çözümü için grev yapacağız. Bu eylemlerle temel politikaları değiştirmenin başlangıcını yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için alanlara çıkalım denildi. Bu çağrıya sadece Almanca konuşulan ülkelerden 27 bin aydın ve bilim insanı destek verdi. Verdiği başkanı Frank Bizirske ise 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada bu eylemleri önemsiyoruz, ve zamanı olan üyelerimizi katılmaya çağırıyoruz. Ancak normal bir greve çağırmıyoruz. Bu olanaklı değil, dedi. Değerli dinleyiciler, haberlerimizi bir uyarı ile bitiriyoruz. Bir gün yaşadığın ülkeyi terk etmek zorunda kalırsan, yanında götürebileceğin tek bir şey var. O da öğrendiğin meslek. 1960'lı yıllarda Almanya'ya gelen Türkiyelilerin elektrikçilik, sıhhi, tesisatçılık, duvarcılık gibi meslekleri olsaydı kalifiye olmayan işçi muamelesi görür müydü? Yok pahasına çalıştırılabilir miydi? Hayır. O halde meslek öğrenimi için çocuklarımızı canla, başla, teşvik etmekten usanmayalım. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.